1970'li yılların sonlarıydı. Dönemin DSI 1. Bölge Müdürü olan Erdem Sakerbör yandan Bursa'ya içme suyu sağlayacak Doğancı Barajı inşaatını izliyor, bir yandan uzun vadeli planlar yapıyordu. Örneğin, Doğancı Barajı yanı sıra Nilüfer Çayı üzerinde ikinci baraj olarak Nilüfer Barajı planlanmıştı. Sakerbör yeri daha işaret ediyordu. Doğancı ve Nilüfer 2020'ye kadar Bursa'nın su ihtiyacını karşılar, sonrası için Çınarcık Barajı yapılmalı. Bununla da yetinmeyip, Uluabat Gölü ve Gölbaşı Göletini de Bursa için rezerv kaynak olarak görüyordu. 1983'te, Doğancı Barajı, bittiğinde, ana isale hatları yanında kent içindeki ana kolektörleri bile disüstlendi. 1992'de, Bursa'nın 2020'den sonraki su güvencesi olacak Çınarcık Barajı'nın programa nasıl alındığını yakından izledik. Projenin siyasi takibini DYP Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili olun Turhan Tayan yapıyordu programa da, DYP Bursa Milletvekili ve dönemin TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Rahmetli Yılmaz Ovalı'nın bütçede ayırdığı iz bedeli ayır girdi. Açıkçası, Çınarcık Barajı, inşaatı 1996'da başladığında, 2020'den sonra Bursa'yı susuz bırakmayacağı için, herkes heyecanlıydı. 2002'de bittiğinde susuz kalma riski ortadan kalktığı düşüncesiyle rahatlamıştık. Gelin görün ki, yapımı 2002'de biten Çınarcık Barajı. Suyunu Doburca'daki arıtma tesisine getirecek isale hatları bir türlü yapılamadı. En son, Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce isale hattı projesini DSI'den devraldı ama pandemi süreci yatırımı geciktirdi. Bugün, Bursa, belki de tarihinin en kurak kış mevsimini yaşıyor. Nilüfer Barajı'nda su kalmadı. Doğancı Barajı'nın dibi göründü. Gerçi, Çınarcık Barajı, NDA su var ama yeni sanayi bölgelerinin kullanmaya başladığı o suyu bir türlü Bursa'ya getiremedik. Getirebilsek kuraklık kaygısı yaşamayacak, su tasarrufu düşünmeyecektik. Ova'daki kuyular güvence ama su tasarrufu önemli. Geçmiş yıllarda bu mevsim baraj kapaklarını açıp fazla su tahliye edilirdi. Fakat bu yıl susuzluk riski yaşıyoruz. Öncelikle iyi ki BUSKİ kayıp kaçak oranını düşüren projeleriyle suyun şebekede kaybolmasını engellemiş. Demek gerekiyor. Ova'da 2019'da 75 olan kuyu sayısının 155'e çıkması da başka risklere karşın su güvencesi oldu. Çeşmeden bir damla suyu boşa akıtmayıp tasarruf da kaçınılmaz hale geldi. Milletin, merhamet eli, Kızılay'ı çadır satışıyla batırmamak gerek. Gündemde, Kızılay, I ne ahbapa çadır satması var, açıkçası, depremin üçüncü günü Kızılay'ın çadır satması rahatsız edici. Deprem bölgesine gönderilse daha doğru olurdu. Ancak, afetlerde çadır kurma, görevi artık afat ne. Kızılay's beslenme sorumlusu, bir de afet için en az 50 bin çadırı stoğunda tutması isteniyor. Onun için, deprem bölgesinde Kızılay, değil, Afat logolu çadırlar var. Buna karşın, kolay organize olma alışkanlığına sahip Kızılay. Ekipleri ve gönüllülerinin, depremden 2 saat sonra Bursa'dan yola çıktığını biliyoruz. İlk günden beri de her gün on binlerce depremzedeye 3 öğün yemek çıkarıyorlar. Bunlar, devletten bir kuruş almadan, vatandaşın bağışıyla yapılıyor. Dahası, nerede afet varsa ilk yetişen olan Kızılay, diğer zamanlarda sokak sokak ihtiyaç sahiplerini belirleyip yardım ulaştırıyor. Onun için, her zaman lazım olan Kızılay, I depremin günah keçisi göstermek haksızlık. Deprem komisyonunda Atilla Ödünç var. Haberlerde, Cumhurbaşkanlığı, NDA, depremlere hazırlıklı olmak ve yapılacakları belirlemek üzere deprem konseyi oluşturulağı var. Öncesinde, AK Parti, genel merkezinde deprem komisyonu kuruldu. Geçmiş dönem Su ve Orman Bakanı olan Profesör Doktor Veysel Eroğlu başkanlığındaki komisyonda AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Mühendisi Atilla Ödünç de yer alıyor. Siyasetin gündeminde seçim var, BBP ilk defa barajsız seçime giriyor. Siyasi partiler. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için yardım. Kampanları düzenlerken, 14 Mayıs'taki seçimin hazırlığına da başladılar. Örneğin, Büyük Birlik Partisi. Seçim startını açık açık veren ilk parti oldu. Ördekli Kültür Merkezi, NDE yapılan ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ile MKYK üyesi Kadir Taşın'da katıldıkları genişletilmiş il divanı toplantısında hem deprem bölgesine yardımlar ele alındı, hem olası Marmara depremi konuşuldu. Sonrasında, seçim startına yönelik değerlendirme BBP İl Başkanı Haldun Filizli'den geldi. Geçen seçim, baraja takılmamak için AK Parti listelerinden seçime giren BBP, Nin bu kez kendi listeleriyle seçime katılacağını anımsatırken de, bu zamana kadar baraj engeli sebebiyle tercihini BBP'den yana kullanmayan tüm vatandaşların oyuna talibiz dedi. Bu protokolü önemsiyoruz. Ayrıntısını. Olay. I.N. Haber sütunlarında okuyabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde merkezdeki üç büyük ilçe Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer Belediye Başkanları ile İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Jeoloji Mühendisleri Başkanları arasında imzalanan protokolü önemsiyoruz. Çünkü deprem gerçeği karşısında Bursa'nın riskini hesaplayacak çalışma kuşkusuz kentin ve hepimizin geleceğini ilgilendiriyor.